Evet, hoş geldiniz. Gerçekten yine öncelikle Afyon'dan getirdiğiniz lokumlarınız, sucuklarınız için, nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar canlı yayına çağırırsanız bu sefer ekmek kadayıf kaymaklı. Tekrar çağıralım kesinlikle. Ekmek kadayıfı, ay orada bir meşhur lokantanız vardır sizin, söylemeyin sakın adını. Orada bütün bunları ben çok severim. Yani gerçekten, ama Afyonlu hanımlar da çok marifetlidir. Marifetli midir eşiniz? Marifetlidir. Hele bir marifetsiz diyeyim. Hayır, gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay bir iki Afyon yemeği yapsak şurada bir gün. Vallahi İnşallah. Bir dense geldiğinizde evet, eşi de alalım. İnşallah. Buraya. İnşallah. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim. Biz neden bu dişleri kaybediyoruz da bu implant falan yapıyoruz? Şimdi Türkiye'de Türk Diş Hekimleri Birliği'nin istatistik bilgileri var bizde şu anda. Türkiye'de yılda bir kişiye bir fırça düşmüyor. Bakın bu bilgi çok önemli. Bu Türkiye'de iki evden bir tanesine hiç diş fırçası girmiyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki insanlarımızın %65'inin hiç dişi yok. Biz niye kaybediyoruz bu implanta, köprüye veya diğer işlemlere? Daha çok para vererek, daha zahmetli doğal dişlerimizi kullanmıyoruz. Bizim 3 tane ev ödevimiz var. Birincisi dişlerimizi fırçalamak. Ama biz diş fırçası almıyoruz. İkincisi dişlerimizin arasını dental floss dediğimiz diş iplikleri kullanmak zorundayız. Ama biz kullanmıyoruz. Ben kliniğimde 100 hastadan 95'i diş ipi kullanmıyorum. Ben büyük bir çoğunluğu da diş ipi kullanmasını bilmiyorum diyor. Ben hemen eldivenlerimi takıyorum 40 santim kadar. Diş ipini koparıyorum. Gösteriyorsun. Gösteriyorum 10'ar santim aralıklarla ama hastayı gerçekten etkileyebilmek için tüm dişlerini diş ipiyle temizlemiyorum. Sadece sağ tarafı altlı üstü temizliyorum. Sonra sol tarafı bırakıyorum. Neden? Hasta bu temizlenen dokularla temizlenmeyen dokuları mukayese etmesi için. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Yani böyle bir hastayı sarsmak gerekiyor bu konuda. Kullanın dediğin zaman yine kullanmayacak. Hastaya soruyorum. Diyorum ki sizin diyorum çenenizin sağ tarafı mı daha mutlu sol tarafı mı? Hasta diyor kesinlikle sağ tarafı. Hı. O dişlerimin hepsinin temizlendiğini, hava aldığını hissediyorum. Soldakiler berbat konumda. Sol tarafı da temizler misiniz diyor. Ben hayır diyorum. Onu siz eczaneden diş ipi alacaksınız. Onu siz temizleyeceksiniz. Bundan sonra bu dediğim hastaların hepsini ben diş ipi kullanmaya mahkum ettim. Evet. Ama kendi iyiliğine, benim iyiliğime değil, benim zararımı ondan iyiliğine. Biz toplumda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Süper. Artı 6 ayda bir hekime gitmelerini öneriyorum. Bakın bunlar çok önemli. Biz biraz sonra anlatacağım şeyler çok hoş şeyler değil. Yani çok da fazla paralar ödüyoruz. Yani orijinalini kaybediyoruz. Çakmasını satın almaya çalışıyoruz. Gelin orijinalini koruyalım. Koruyalım. Buradan şöyle bir eksik fark ettim hocam. Biz çocuklarımıza yardımlar gönderiyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. Mesela her şeyi gönderiyoruz da ben de mesela bu konuda bir eksik hissettim kendimi. Diş fırçası, bol bol diş fırçası, diş macunu böyle bir kampanyada ben başlatabilirim diye bir anda içimden iç sesim öyle bir şey düşündü. Biz yer alabiliriz bu her konuda. Vallahi konuşalım hocam. İnşallah. Çocuklara bir şey yaparken demek ki bu böyle bir eksiği de yapmamız lazım. Şimdi herkes ne demek istediğimi çok iyi anladı. Çözemiyoruz Derya Hanım. Biz sorunlarımızı çözemiyoruz. Tabii biten bir şey, o macun biten bir şey, fırça eskiyen bir şey. Bol bol yapalım. Ne yap? Bir yapmalıyız yani. Bir şeyler yaparken bunu da yapacağız. Hemen sorularıma geçiyorum hocam. Şimdi dişleri kaybetmemek aslı olan. İyi bakmak aslı olan. Doğru olan. Evet. Fakat implant tedavisine başlayacağız. Eskiden şimdi yine yapılıyor. Takma diş yapılıyor, köprü yapılıyor. Ama implant tedavisinden biraz bahsetmek istiyoruz. Bize maketlerinizle geldiniz. Evet. Gerçekten de son yıllarda çok revaçta ve uzun ömürlü bir tedavi. Doğru, gerçek diş gibi oluyor değil mi? Evet. Şimdi önemli olan kaybetmemek. Biz süratli bir şekilde kaybediyoruz ama bakın kaybettiğimiz zaman neler gelecek başımıza onu anlatmaya çalışalım. Diyelim tek diş kaybettik. Biz eskiden bundan işte eskiden derken ben 40 yıllık bir hekimim. 10-15 sene öncesinden doğal dişleri küçültüyorduk. Kalem tıraştan çıkmış kalem gibi. Bunun üzerine bir diş yapmak için